Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsel rasûlehu beşiran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâl hayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atın dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasile ennebî sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kâl. Bâdirû bil âmâli sitten. طلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض والدجال وخويص أحدكم وأمر العامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimat ehl-i beyt ehl ve ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmain bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain. Hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşabenlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bâdirû bil amâli sitten. Altı şeyi gelip çatmadan amâli salihah, güzel ameller işlemek için acele ediniz. Bu altı şey vukua gelmeden bu amâli salihah yapınız. Bunlar kıyametin alametlerindendir. Ehl-i sünnet inancına göre kıyametin küçük alametleri var, büyük alametleri var. Şimdi sayacağımız büyük alametlerden birkaçıdır. Bu kıyamet alametleri zuhura gelmeden, vuku bulmadan güzel ameller işlemeye gayret ediniz, acele ediniz. Kötü işler yaptıysanız tevbe ediniz. Çünkü bu alametler zuhur ettiği zaman güzel iş, amel-i salih yapmaya fırsat bulamayacaksınız, yapamayacaksınız. Bazı büyük alametlerin zuhurundan sonra tevbe de kabul olmayacak. Tevbe kapısı kapanacak. İyi işler artık ondan sonra bitecek. Onun için acele edin. Bunlardan birisi طُلُعُ الشَّمْسِ مِنْ مَرْغِبِهَا. Kıyametin büyük alametlerinden birisi bazı alimlere göre en son zuhur edecek alamettir kıyametin. Güneşin batıdan doğmasıdır. Şimdi normalde güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Ama kıyamete yakın ki bazı alimlere göre son alamet batıdan doğacak, doğudan batacak. İşte o zaman artık herkes iman etse bile iman fayda vermeyecek. Daha evvel iman etmemiş ise. Evet, En'am suresinin 158. ayetine. Evet. Göre bu ayetlerden çıkarılıyor zaten bu alametler, kıyametin alametleri. Güneş doğudan battı mı, batıdan doğdu mu, tevbe etseniz de, küfürden imana geçseniz de geçersiz. Ondan evvel iman etmeye, imanın gereği olarak güzel ameller işlemeye acele ediniz. Badiru. Evet. İkincisi, vedâbetül arz,
Dabbetül arz. Evet, bir hayvan yeryüzünde yürüyecek. Ve deccal. Deccal. Bu deccal şimdi hapsedilmiş durumda. Allah o kıyamete yakın izin verecek. Yeryüzüne çıkacak. Yeryüzünde de Set'te. Set'ten bir önce Set var. Keza Yecüc Mecüc çıkacak. Onlar da bir Set'in arkasında hapsedilmiş. Deccal de şu zaman çıkacak. Bu Deccal'a Deccal denmesi sebebi son derece hileci, karıştırıcı, demagog. Lafıyla yanlışı doğru gösterecek. Doğru yanlış gösterecek. Karıştıracak işleri. Hakikatleri örtecek. Çok becerikli laf ediyor. İş görüyor. Böyle insanlara imtihan, dehşetli bir imtihan, fitne. Evet. Ve huaysa ahadiküm. Bir de ölümünüz gelip çatmadan amali salih yapınız, güzel işler yapınız. Ölmeye yakın o sekerat-ı mevt dediğimiz anda, artık ölme anında herkesin gözü açılıyor. Gideceği yeri görüyor. Müslüman, güzel, salih insan cenneti görüyor. Bir an evvel oraya kavuşmak istiyor. İnanmamış, küfür içinde yaşamış veya çok kötü işler yapmış adam da gideceği cehennemi görüyor, ölmek istemiyor. Ölmek isteyeni Allah da bir an evvel kendini kavuşmasını ister. Efendimizin hadis-i şerifi Buhari Müslim hadisidir. Allah'a kavuşmak isteyeni Allah da kendini kavuşturmak ister. Allah'a kavuşmak istemeyeni Allah da kendini kavuşması istemez, istemez. Kafirin kendisine şeysini istemez. Böyle hadis-i şerif var. İşte o anda herkes iman etmek isteyecek ama faydası yok. Firavun da Musa aleyhisselam denizi geçtikten sonra onun geçtiği denizin yol olduğu o yollardan Firavun da bakmış yol var. Dalmış denize, ortasına, o yollara, tam denizin ortasına Allah suları kavuşturuvermiş. Anlamış. Ve diyor ki Kur'an'da var. Musa'nın tanrısına Allah'a inandım. La ilahe illallah. Cebrail aleyhisselam ağzına çamur sulamış. Pis ağzına demiş, bu güzel kelimeyi bulaştırma, söyleme. El ana, şimdi mi su köprüyü böldükten sonra? Evet, geçti Borun Pazarı, süreçten Niğde'ye. Evet, bundan sonra iman geçersiz. İşte böyle şeyde de göz açıldıktan sonra, gideceği yeri gördükten sonra herkes iman edeceği mi, faydası yok. Yeis imanı geçersizdir. Allah bizi dünyayı imtihan için göndermiş. Cenneti görmedik, inanıyoruz. Cehennemi görmedik, inanıyoruz. Allah'ı görmedik, inanıyoruz. Muhammed Mustafa'yı görmedik, inanıyoruz. Onun mucizelerini görmedik, inanıyoruz. Gerçi bazı mucizeler devam ediyor ya, Kur'an-ı Kerim gibi. Hadi bir tane ayetini, bir tane cümlesini diyor meydana getir. Vadir meydan, kimse daha benzerini getirememiş. O büyük bir mucize de. Bayağı ayın ikiye bölündüğünü mesela bölmüş Peygamberimiz işaretiyle, biz görmedik ama inanıyoruz. Gayba inanmak çok muazzam bir şey. Allah övüyor gaybe inananları. Evet, gaybe inanırlar diyor. Bu da imanın güzelliği. Ve de hem de gözümüzle görmüş gibi inanıyoruz. Göz eşhedü en la ilahe illallah. Gözümle görüyor gibi Allah'ın bir olduğuna inanıyorum diyoruz. Görmediğimiz halde. Hiç şüphemiz yok. Evet, bu görmeden inanmak imtihanı kazanmak demek. Gözü açıldıktan sonra son anda herkes, ölüm anında herkes inanınca geçmiş olsun. Şey bitti. Evet, Nasreddin Hoca'ya sormuşlar kıyamet ne zaman kopacak diye. Öldüğün zaman anlarsın demiş. İşte ölmek insanın için kıyametin kopması demek. O için kıyametin kopmasını daha dünyadayken göremiyor. Kıyamet onu kopuyor. İşte ölümünüz gelmeden evvel amel-i salih yapmaya çalışın.
acele edin, acele edin, ertelemeyin, sonra yaparım demeyin. Acele edin diyor güzel peygamberimiz. Ve emrül amme, genel iş, yani kıyamet. İsrafil aleyhisselam şu anda diyor peygamberimiz, üfleyeceği suru ağzına götürmüş, bir gözü arş-ı alada. Emir çıkar çıkmaz üfleyecek ve yıldızlar dökülecek, dağlar atılmış pamuk gibi olacak, denizler su fışkıracak, kıyamet kopacak, bir tane canlı kalmayacak. İşte o kıyamet kopmadan evvel ne yapacaksanız yapın. Evet, bu kıyamet herkesi kaplayacak. İnsanlar artık ondan sonra hiçbir şey yapamayacaklar. Bunlar gelmeden evvel güzel işler yapın. Sonra fırsat kaçar, yapamazsınız. Ahmed ibn Hanbel, Müslim, Ebu Hureyre, İbn-i Mace, Hazreti Enes'ten naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, küçük alametlerin hepsi çıktı. Büyük alametler daha çıkmadı. Şimdi büyük küçük alametler insanlara inan kalmayacak. Mağazaya giderken acaba herif beni kazıklar mı, kazıklamaz mı? Hani halk tabiriyle. Aldatır mı, aldatmaz mı? Herkes diyor şimdi. Kıyametin alametlerindendir. Evet. Şimdi onlar hepsi çıktı. Büyük alametler henüz çıkmadı. Deccal çıkmadı. Güneş ölen Dabbetül Arz çıkmadı. Yecüc Mecüc çıkacak. İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek. Şimdi adam çıkıyor televizyonda. İsa öldü diyor. İsa'nın şeyvada bu kadar yaşar mı diyor. Kaç senedir yaşıyor. Allah'ın kudreti her şeye yetmez mi? Muhammed aleyhisselam hiç okul tahsili görmedi. Tahsil görmedi. Bülbül gibi Kur'an-ı Kerim'i dünyaya meydan okuyor. Hadi diyor bir cümlesini getirin. Mucize değil mi? Bu Allah'ın kadir olduğunu öyle diyor. Peygamberimiz vahyederken Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı unutmayayım diye dudaklarını kıpırdarmış tekrar. Evet, kıpırdatma dua. La tuharrik. Oynatma dilini diyor Habibim. Biz o Kur'an'ı senin kalbine nakşedeceğiz. Endişelenme. Evet. Bir mucize. Hadi sen yap bir cümlesini. Mucizeler. Biz onlara inanıyoruz. Miraca da inanıyoruz. Ehl-i Sünnet inancı böyledir. Efendimiz yalan söylemez. İnnemâ yuhâ ileyhi. Ben diyor insan bir insanım sizin gibi ama Allah bana vahyeder. Beni peygamber yapmış. Farkımız burada. Allah da ona vahyediyor işte. Bunları yapıyor. Sübhanellezî esrâ bi'abdihî zaten var Kur'an-ı Kerim'de. Kudüs'e kadar Mekke'den, Kabe'den oraya kadar gittiği ayette sabit, inkar eden kafir olur. Ondan sonrası hadis-i meşhurla sabit, inkar eden sapık olur. Şimdi öyle adı profesör herif, hem de ilahiyat profesörü, Miraç diye bir şey yoktur diyor. İsa aleyhisselam ölmüştür diyor, göğe çekilmedi filan diyor. Halbuki Kur'an'da bunlar tartışıldı. Yani yeni bulunan bir şey değil. Adamın haberi yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in irtihalinden sonra sahabelerin hayatı son buldu mu? Tabi'in devri var. Tabi'in devrinden sonra tabi-i tabi'in devri var. Bu üç nesil diyor güzel insandır. Ondan sonra iş karışacak. Karıştı zaten. Dünyanın her tarafından yeni Müslümanlar girdi İslam ülkesinin içine. Ama insanlar adetlerini, örflerini de beraber getirdiler. Onun için işler karıştı. Bağdat'ın bir mahallesinde Ak denilen şeye öbür tarafta Kara deniyor. İşte o zaman çıktı İmam-ı Azam. Şu ayete göre, şu hadise göre bu yanlış, bu doğru. Bir sadece İmam-ı Azam değil, onun gibi 29 tane büyük müçtehit var. Onlardan 25 tanesi unutuldu, 4'ü kaldı. Ebu Hanife, Şafii, Maliki, Hanbeli, İslam alemi bu 4'ün arkasında. İşte bunlar olduğu zaman tartışıldı bunlar. Miraç var mı yok mu? Ay ikiye bölündü mü bölünmedi mi? İsa çıktı mı çıkmadı mı? Var kitaplarda. Ama adam sanki yeni bulmuş gibi çıkıyor milletin kafasını orada televizyondan söylüyor, bulandırıyor. Bunlar 800-900 sene evvel tartışıldı. Kitaplarda var. Ehl-i Sünnet uleması, Ehl-i Sünnet itikadı bunların cevaplarını verdi. Ayetlerle, hadislerle.
Ama şimdi çıkıyor, onlar okumadan kendine o Kur'an'ı görmüş zaten, hadise gerek yok diyor, Kur'an'a bakıyor, hadisi bile okumuyor. Bırak eski İmam-ı Azam ve gibilerin yazdıkları kitapları, onları zaten hiç okumuyor. İngilizce bilmiyor, Fransız bilmiyor diyor, bilgisayar bilmiyor diyor. Ben ondan daha iyiyim diyor adam, profesör ya. Ben diyor yabancı dil biliyorum, diyor, bilgisayar kullanıyorum. O bunları bilmiyor diyor, onun için onları okumuyor. Hadisler de diyor çürüktür diyor, onları da okumuyor. Kur'an'ı koyuyor önüne, ona göre ahkam kesiyor. Tabii milletin kafasını karıştırıyor. Bunlar tartışıldı, bunların cevapları var. Hepsi cevapları var, rayına oturdu. Tekrar karıştırıyorlar işte böyle, meşhur olmak için filan. Evet, biz Ehl-i Sünnet inancına göre bu hadiste de beyan edildiği gibi kıyametin büyük alametlerinden birisi de İsa Aleyhisselam yeryüzüne inmesidir. İsa Aleyhisselam'a Yahudiler de Hristiyanlar da inanacaklar. Evet, Kur'an da öyle söylüyor. İnanacaklar diyor. Şimdi inanmıyorlar. Allah diyorlar, Allah'ın oğlu diyorlar. Aynen böyle. Peygamber olduğuna inanmıyorlar. O zaman inanacaklar indikten sonra. İnanmazlarsa zaten hadis-i şerife göre İsa Aleyhisselam baktığı yeri insanları öldürecek. Şimdi öyle değil. Peygamberimizin şeriatında Hristiyana zorla Müslüman ol demeyiz biz. Yahudi'ye zorla Müslüman ol demeyiz. Müslüman ol, kardeş olalım. Olmayacağım derse o zaman benim emrime gireceksin. Benim hakimiyetimde yaşayacaksın. Bunun karşılığında haraç cizye vereceksin. Senin dinine karışmıyoruz. Irzına namusunu biz koruyacağız ama vergi vereceksin. Sistem budur. Ama İsa Aleyhisselam yeryüzüne indikten sonra bu Yecüc Mecüc'le o mücadele etti. O zaman Allah o Yecüc Mecüc tükettikten sonra inecek yeryüzünde, hakim olacak. 40 sene evlenecek, çoluk çocuğu sahibi olacak ve ölecek. Kur'an-ı Kerim'de inni mütevaffike, seni öldüreceğiz. Öldürmedi. Kur'an'da açık. Yani bunu Cevat Hoca'nın fetvası değil. Ehl-i Sünnet buna dayanıyor. Ve ma kateluhu ve ma salabuhu ve lakin şübbihe lehum. Yahudiler İsa Aleyhisselam çağırmaya gelmediler, öldürmediler. Benzetildi. Şikayet eden Allah İsa Aleyhisselam benzer. Çavuğunu çaktılar duvara. Bir başka ayet ve ma kateluhu yakinen. Kesin olarak onu öldürmediler. Hala bu ayetler varırken, bu ayetler varken adam çıkıyor diyor ki İsa öldü diyor. Ya mantık mı diyor yani? Çıkacak göve de diyor, gövde diyor kaç bin senedir yaşayacak diyor. Bu mantık alır mı bunu? Allah böyle diyor arkadaş. Kesin olarak öldürmediler diyor Kur'an'da. Buna rağmen her böyle konuşuyor. Kafaları bulandırıyor. Daha çok şeyler çıkacak. Sizin şeyini karıştıracaklar. İşte biz Ehl-i Sünnet bu şeylere dayanıyoruz. Evet. Efendimiz de diyor ki güneş batıdan doğacak. Haberiniz olsun. Dabbetül arz diyen bir şey çıkacak, kıyamet büyük alametlerinden. Deccal çıkacak ve ölüm gelecek başınıza ve de kıyamet kopacak. Bir kısmını saymış. Evet. Biz bu hadislere, ayetlere dayanarak İtikadımızı ortaya koymuşuz. Efendimiz buyuruyor: Badiru evladakum bil kuna qabla an taglibe aleyhim elkab. Başkaları çocuklarınıza lakap takmadan evvel siz künye takın çocuklarınıza. Birbirinizden karışmasın, ayırmak için. Şimdi bunun yerine peygamberimizin dediği, şimdi ne yapıyor? Soyadı kanunu çıktı mesela. Soyadı. Öyle. Aynı soyadda bir sürü adam var. Bana diyorlar falancanın akraba, yok. Benim haberim bile yok. Aynı soyadı taşıyan başka adam da var. Hiç haberim yok, bilmiyorum. Ama falan oğlu falan, bir de künye takıyorlar. Mesela Ebu Talip künyedir. Ebu Talip künyedir. Peygamberimizin amcası. Ebu'l Kasım peygamberimizin künyesidir. Ebu'l Kasım künyesini hiçbir kimse alamaz. Peygamberimizin özelliğidir o. Künyedir. Böyle dedin mi peygamberimiz akla gelir. Başkasına Ebu'l Kasım denemez. Ebu Talip dedin mi falan oğlu falan diyor. Yok yok. Ebu Talip bir kişi. O da peygamberimizin amcası. İşte böyle künye takınız. Başkaları künye takmadan evvel. Birbirinize karışmazsınız. Bir, iki. Bir de
siz künye takmazsanız insanlar künye takıyor. Ne diyorlar? Öküz Mehmet diyorlar. Memlekete adı Öküz Mehmet. Öyle değil mi? Var yani böyle. Üçkağıtçı bilmem ne Hasan diyorlar. Öyle. Adı öyle çıkmış adamın. Üçkağıtçı Mehmet'in sülalesinden bu. Ya bu böyle olmaması için de güzel lakaplar takın çocuklarınıza. Arapça usul ilk doğan çocuğun şeysi verilir. Ebu Talib. Ebu, mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l-Kasım ilk çocuğu Kasım, erkek çocuğu doğmuş ölmüş de Ebu'l-Kasım onun künyesidir. Arapçada böyle. Öyle bir künye takın diyor. Karışmasın bir de kötü lakaplar takmasınlar. Evet. Onu söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Hibban Darekudni Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhümeden niyat etmişler. Bakiru bis sadaka. Erkenden sadaka verin. Sabahleyin. Evet, bukra yarın demek, sabah. Bakir sabah demek. Bakiren sabahleyin demek. Erkenden, geç kalmadan, erkenden sadaka vermek konusunda erkenci olun. Erken davranın. Sadaka verin. Acele edin. Evet. Vaktin evvelinde, günün evvelinde. Neden? Akşama bırakmayın. Sabahleyin sadaka verin. Veya 10 sene sonra verin demeyin. 10 sene sonra cam yaptıracağım, hastane yapacağım demeyin. Acele edin. Erken, erken davranın. Fe innel belâe lâ yetehattas sadaka. Efendimizin sözü efendim. Biz de size inanan Müslümanlara duyuruyoruz. Çünkü belalar sadakayı çiğneyemez. Sabahleyin evden çıkarken sadaka verdin mi başına bela gelmez. O sadaka seni görür, korur, muhafaza eder. Belalar sadakayı çiğneyip geçemez. Onun için sabahleyin verin sadakayı, akşama bırakmayın. Ömrünüzün baharında gençken verin, ihtiyarlamayı bırakmayın. Hani yaşasanız bile bela gelebilir başınıza. Bela gelmesini istiyorsanız sadaka verin. Mecbur olmadığınız halde hayır edin. İşte bu adam sadaka vermiş, sadakayı cariye. Biz konuşuyoruz, hep ona yazılıyor. Bizimkinden kesmiyorlar da durmadan ona yazıyorlar. Hoca Kur'an okuyor, ona yazıyorlar. Siz namaz kılıyorsunuz, bayram namazı, cuma namazı dolduruyorsunuz burayı. Hep kanunuya yazıyorlar. O yapmış burayı çünkü. Böyle sadaka işleyin. Okul yaptırın, hastane yaptırın. Yol yaptırın, cami yaptırın, medrese yaptırın. Eski atalarımız gibi ne medreseler var biliyorsunuz dünyanın her tarafında. İşte bunlara inanarak bu işleri yapmışlar. Devam eder hayrı, sadakayı cariye derler buna. Erken yapın bu sadakaları, erken belalardan kurtulursunuz. Es sadakatu teruddul bela. Sadaka belayı önler. Onun için sadaka verin. Sadaka verin. Sadakayı ihmal etmeyin. Yani zekat sadaka değil. Yani Arapçada zekatın adı sadaka diye geçer ama mecburi sadakadır o. Bu bahsettiğimiz zekat bunun yerine geçmez. Zekat zaten sen vereceksin. Namaz zaten kılacaksın. O zaten görevin. Rütbe almak istiyorsan mecbur olmadığın bir namaz kılacaksın. İşte biz elhamdülillah millet olarak namazın evvelinde kılıyoruz, sonunda kılıyoruz ya. Ama Mekke'dekiler kılmıyor. Başka yerde kılmıyorlar. Bir namazı kılıp kaçıyorlar. Başları da beladan kurtulmuyor. Elhamdülillah biz millet olarak sünnetleri de farz gibi kabul etmişiz. Geldik mi sünnetleri de kılıyoruz. Arkasını tesbihimizi de çekiyoruz. O da sünnet. Peygamber söylüyor, çekin diyor. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 99 eder. Allahu Ekber. Yüzüncü de La İlahe İllallah ve Attavullah dediniz mi, şerikele dediniz mi, deniz köpüğü kadar gününüz olsa silinir diyor. Biz de bunu yapıyoruz elhamdülillah. Örf haline gelmiş. Mecbur değiliz aslında. Onlar yapmıyor. Hallerini görüyorsunuz. Bu devam etsin. Şimdi buna da bid'at diyorlar, karışıyorlar. Diyor ki ben tesbih bid'at diyor. Hayır, bid'at değil. 33 Sübhanallah. Nasıl diyeceksin? 300 elhamdülillah nasıl diyeceksin? 300 Allahu ekber nasıl diyeceksin? 99 yüzünde böyle. Ha, kimisi böyle sayıyor.
Kimisi böyle sayıyor. Kimisi kumla sayıyor. Kimisi nohut koyarmış sahabiler. Fasulye koyarmış, kum koyarmış. Bizim sonra da adam tespih yapmıştı, ne güzel. Kum alıp cebimizi kum mu taşıyacağız? Nohut mu taşıyacağız? Neresi bir tat olsun bunun? Önemli olan bu şeyleri söylemek. 33. Böyle kafayı takıyor. Peygamber tespih mi kullanmış? Şimdi ben de diyorum ki ona, peygamber uçağa binmedi. İn lan aşağıya. Bindin peygamber uçağa? Otomobil indi mi? Mercedes'e biniyor, kerata kasılıyor böyle. Bitat diyor. İn aşağıya lan. Apartmanda oturmadı. Klima kullanmadı. Of. Yatıyor böyle, barınıyor buz gibi. Peygamber bunları, o zaman bunları da söndür. Peygamber gibi sen de gir. Sıcağın için hadi bakayım. O işine gelmiyor. Tesbihe takmış kafayı, bitat diyor. Şuna bak. Efendimiz buyurmasa diyeceğim ben de, tamam bidat diyeceğim ama Efendimiz diyor bu tespihleri çekin, camide çekmeyin, cemaatle çekmeyin, evde çekin diye bir kayıt yok. Her yerde çekerim. Allah sana ne? Öyle şimdi sivri akıllılar var maalesef. Evet efendim. Siz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sadakaları erken verin, erken verin, belalardan kurtulun. Belalardan kurtulun. Evet. Hemci diyecek, hocam ben hamal adamım. Ücretli işçiyim. Karnımı zor doyuruyorum. Nasıl sadaka vereyim? Gelsen anlaşalım. Yolda giderken yolun ortasına çivi düşmüş. Bir bakıyorsun sivri çivi. Bir Müslüman gelir üstünden geçerken arabası lastiği patlar diye onu alır da kenara atarsan, al sana bir sadaka. Sigarayı çok içiyorlar şimdi ya. Oh 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 diyor yolda giderken, pum diyor, kuş yavrusu gibi oraya konduruyor. Allah ne iğrenç. Eziyet değil mi lan bu? Ya bu çok iğrenç. Müslümanlar bundan tiksinir, eziyet olur diye ya kazımış atmışsın ya üstüne toprak dökmüş. Al sana sadaka. Yaşlı adam titreyip duruyor, çatlayı geçemiyor. Koluna girmiş, gel amca ben şu arabalardan seni geçiririm, al sana sadaka. Hepsi parayla mı oluyor bunun ya, Allah Allah. Sen iyilik ettikten sonra iyilik çok. Evet, ondan dedim gel anlaşalım diye. Bunları yapın, bunları yapın. Erken yapın ki belalardan kurtulasınız. Sabahleyin yapın ki belalardan kurtulasınız. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifini, belalar sadakayı çiğneyip geçemez, erkenden sadaka verin hadisini Hazreti Ali'den nakletmişler, Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet, beccilu el meşayih, ihtiyarlara saygı duyun, tazim edin. Evet, şimdi de duyuyorlar canım. Otobüse biniyor delikanlı. Sonradan geliyor yaşlı adam, kafasını çeviriyor camdan dışarıya, daldırmış sanki. Biliyor o herifin ihtiyar geldiğini, çocuklu kadın gelmiş, kalkmak işine gelmiyor. Kafasını çeviriyor sanki daldırmış gibi, sağa sola bakıyor. Şimdiki insan böyle hayvan, kakılan. Efendimizin sözü bu. O yaşlıya oturduğun yeri ver, ikram et. O çocuklu kadına yerine kalk, oturt. Anladın mı? Evet, yaşlılara saygı gösterin, tazim edin. Niye olur yani? Tabii evvela Müslüman yaşlıya. Yo, Müslüman olmasa bile yaşlı, aciz bir gavur. Onu da, o da insan çünkü. Evet, Müslüman ihtiyarlara saygı duyun, tazim edin. Bunlar imanda ihtiyarlamışlardır. 90 yaşını şuurlu olarak tamamlayan, şuuru yerinde mümin olarak 90 yaşını tamamlamış, namazlı abdestli. Sorgucu melekler, Cenab-ı Hak buyurur ki diyor Peygamberimiz, buna soru sorman, selam duruyor, hoş geldin abi ya, hoş geldin, sefa geldin. Böyle hadis var. Onun için bir yaşlı profesör abiye ben dedim, hasta filan. Abi dedim, sakın kapıyı açma dedim Azrail'e. 90'ını tamamlamadan kapıyı açma dedim. Latife yapıyorum. Açmasan da gelmiyor mu canım?
O hadisi cebime koydum dedi. Gelirse göstereceğim dedi. Ve dediğini tuttu lan. 90'ı geçti. Hala daha yerinde maşallah. Allah'tan hayırlı uzun ömür isteyelim. Hayırlı uzun ömür ama ha, dikkat edin. Güzel bir şey. Hele şuurlu Müslümanlıkta itirarlarsan sorgu yok. Tabii kolay değil. Genç gibi değil ki. Bacağın ağrıyor, kolun ağrıyor, belin ağrıyor. Uyuyamıyorsun. Öyle bedava değil yani ha. İhtiyarlık böyle işte. Buna katlanınca bir de namazla abdestliysen sorgu bile yok. Bu yaslılara saygı duyun. Yardım edin. Size de Allah ihtiyarlayınca saygı duyacak, yardım edecek insanlar halk eder diyor Allah. Resulullah öyle söylüyor. Yarın sen de ihtiyarlarsan böyle olacaksın. Bu dünya böyle gelip geçiyor. Evet, onlara saygı duyun. Bir de fe inne tebcile meşayih min icralillahi. Yaşlılara saygı duymak Allah'a saygı duymaktan ileri gelir. Bana ne moruk gitsin ya falan. Zaten lüzumsuz, hazır yiyici bu. Bir şey üretmiyor diyen de var biliyorsunuz. Hayır, ihtiyarlara saygı duymak Allah'a imandan, Muhammed Mustafa'ya saygıdan gelir. İhtiyarlara saygı duyun, yardım edin, hürmet edin. Bu Allah'a saygıdan ileri gelir, Resulüne saygıdan ileri gelir. Evet. İhtiyara saygı böyledir. Kur'an hafızı, hoca, hocalıktan dönmemiş, Kur'an'ı unutmamış, hafızlığa ters düşmemiş, öyle yaşıyor. Onlara saygı duyulur. Bu gayrılık hali, onu söylüyor. Ve adaletli idareci, adaletli, adaletle hareket eden sultana da saygı duyulur arkadaş. Anaya babaya saygı duyulur arkadaş. Senin yüzünde hakkı var çünkü. Tazim Allah'a olur da, ama Allah'ın emri böyle. İhtiyara saygı duyarsan bana saygı duymuş olursun diyor. Vicdanlı adam demek, saygı duyan adam da. Ya, kalk dirvese yıkılacak. Aziz, titreyip durur. Sen de gençsin ama böyle yaparsan ihtiyarlığında da sana yardım eden verir Allah. Bu saygı Allah'a saygıdan ileri gelir. Evet. İhtiyarlara saygı, bir hadis-i şerifte Hazreti Enes'ten, inne min iclali tevkiru şeyh min ümmeti, ümmetimin yaşlılarına olan saygı bana tazimden, benim hakkımı, Allah'ın hakkını yerine getirmekten, Muhammed Mustafa'nın hakkını yerine getirmekten cümlesindendir. Evet. Böyle muazzam bir şeysi vardır, dinimizde yeri vardır. Aman kafanızı çevirmen gençler, dışarıya otobüsteyken buyur dedim, oturtun, yol verin, yol verin, ona saygı duyun. Onun yaşlılıktan dolayı acı içinde olduğunu bilin. Bir de insanların yaptığı isyanlardan dolayı başınıza taş yığardı, Allah rahmet vermezdi size. Beli bükrü ihtiyarlar, masum çocuklar, kırlarda, meralarda otlayan hayvanlar olmasa yaptığınız isyandan dolayı başında taş vardı diyor Peygamberimiz. O aciz ihtiyarlar eli ayağı titreyip duruyor, kulağı duymuyor, böyle yapıyor, gözü görmüyor. Bunlara yardım edin. Bunlara yardım edin, saygı duyun. Rahmet sebebidir, bereket sebebidir, Allah'a tazim cümlesindendir, Resulullah'a tazim cümlesindendir. Evet. Gençler, bunu gençlere bunu öğretmek lazım. Evet. Evet. Yaşlanmış, saçı sakalı ağarmış, pamuk gibi. İlk İbrahim Aleyhisselam da saçı ağarmış. Bu ne ya Rabbi demiş. Bu ne? Zümbül gibi saçı var, simsiyah. Nur demiş. O zaman nurumu artır ya Rabbi. Evet. Nurumu artır ya Rabbi demiş. Hep saçımı ağarsın.
Evet, dinde, imanda sakalı saçını ağartmak güzel bir şey. Ama küfürde ağartırsan da aksine delil olur. Aksine delil olur. İbrahim Aleyhisselam'ın şeysi bu. Nurdur, vakardır. Nurumu ya Rabbi, nurumu, vakarımı artır demiş İbrahim. Ya Rabbi zidni nuran ve vakaran. Nurumu, vakarımı artır ya Rabbi diye dua etmiş İbrahim Aleyhisselam. Allah'tan hayırlı uzun ömür dilemeli. Ama Peygamberimizin bir duası da var. Onu da hep etmeliyiz. Allahümme inni a'udu bike minel buhli vel keseli ve erzel umri ve azabel kabri ve fitneti deccal ve fitneti mahya vel memat. Allah'ım cimrilikten, evet, tembellikten, dikkat edin, Peygamberin her gün ettiği dua bu. Allah'ım cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten. Yaşlanmış adam kıpırdayamıyor, kakasının çişini bilemiyor, üstünü batırıyor. Ne kadar zor değil mi? Bu erzel ömür. Bundan da Allah'a sığının. Peygamberimiz sığınmış. Kimseye muhtaç. Eskiden Anadolu'da ne güzel. Allah muhanneti muhtaç etme. Değil mi derler? Ne güzel diyor. Hep bu hadislere dayanır onlar. Biz böyle akıllı bir milletiz. Eûzü bike minel buhli vel keseli ve erzel umri ve azabil kabri ve fitnetid deccal ve fitnetil mahya vel memat. Evet, böyle de dua edeceğiz. Ama ihtiyarlık böyle güzel bir şey. Bu ihtiyarlara saygı duymak da Allah'ın şeysini kazanmak, rızasını kazanmak anlamına geliyor. Efendimizin sünnetindendir. O böyle buyurduğu için sevaptır. Sevaptır. Evet. Efendimiz buyuruyor. Bihasbil mer'i izâ ra'a münkeren la yestati'u lehu taghyiran en ya'lem Allahu Teala ennehu lehu karih. Şimdi Allah'ın emirlerine aykırı iş, buna münker denir. Dinin emirlerine uygun şeye maruf denir. Müminlerin, aynı zaman ümmetinin alameti, farikası, markası, her zaman söylüyoruz. Marufu emreder, münkeri, dinin emirle aykırı şeyleri engel olur. Bizim markamız bu. Böyle yapmazsak aynı zaman ümmetinden olamayız. Biliyorsun Hristiyanlıkta bir tokat buraya vurlarsa çevir diyor. Orayı da vur. Hani ben onların şeriatında böyle olabilir. Bizde öyle değil. Arkadaş, kötülüğe karşı dur diyeceğiz. Fiili imkanın varsa resmen elini tutacaksın herifin. Niye vuruyorsun ya bana? Suçumla. Dur. Öyle bu tarafa vur, bu tarafa vur değil. Öyle şey yok. Dur. Böyle yapamıyorsun. Vurma diyeceksin. Onu da yapamıyorsun. İçinden ah gücüm yese sana gösteririm diye o kötülüğe isyan edeceksin. Bu da yoksa diyor iman yok diyor. Şimdi sokağa çıkıyoruz. Tesettür, örtünmek Allah'ın emri. Adam bakıyoruz evindeki kılıkla, yatak kılığına sokakta. Ben Müslüman, adı da Müslüman adı. Şimdi karışsak kanun var ne, tamam. Kanuna bir şey demiyoruz. Karışamıyoruz. Sözde de söyleyemiyoruz. O zaman içimizden bu iş yanlış, Allah'ın emrine aykırı diye düşünmemiz lazım. Olur ya, hoş ya, boş ver ya. Gençlikte olur falan dedin mi? Efendimizin sözü bu efendim. Orada iman yok diyor. Allah'ın emrine aykırı gördüğün şeyi tiksinmedin mi içinden? Orada iman yok diyor. Müslüman böyle olacak diyor. Ben de hadis okuyorum size. Ya gençlikte olur bu işler. Sevişirler, öpüşürler falan. Şimdi metroya biniyorsun. Başka yerde hayvan görememiş sanki. Kızla sarı. Ulan burası herkesin içinde mi olur bu iş? Kabahat da gizli, ibadet de gizli. Değil mi bizim dilimizde, örfümüzde? İki tane çakmak lazım ona. Olmuyor hocam diyemiyoruz. O zaman demek. O da olmuyor hocam. O zaman içinden of. Ben gösteririm sana, içinden bu duyguları duymak lazım. Bunu da duymadık. Yakışıyor ya keratalara. Ha, o zaman iman yok diyor peygamber. Şimdi onu diyor. Evet.
Münkeri gördünüz mü? Bu Allah'ın emrine aykırı bir şey diyeceksiniz içeriden. Bu Allah'ın emrine aykırı şey diyeceksiniz. Böyle derseniz değiştirme. La yestatiyu lehu tagyiran. Değiştirmeye gücünüz yetmiyorsa, dikkat edin. Oğluna, kızına, karına olmaz arkadaş. Böyle yapacaksın diyeceksin. Sen aile reisisin. Anaysan kızına böyle diyeceksin. Orada da es geçmek yok. İmkanın var senin. Anasın, babasın. Böyle yap, böyle. Ben şimdi kızım 27 yaşında, iş sözümü duymuyor. Sen doğarken o zamandan başlayacaktı bu iş. O zamana kadar hiç ilgilenmemişsin. Tabii 27 yaşında döner mi? İtiraz eder mi? Benim elimde tılsımı denek mi var? Ta oradan başlayacaksın. Helal süt emzireceksin. Bismillahsız süt vermeyeceksin. Bismillahsız yatağa girmeyeceksin. Helal lokma yedireceksin. 4 yaşına geldi mi la ilahe illallah kelimesini öğreteceksin. 7 yaşına gelmeden orlada sünnet ettireceksin. 7 yaşında camiye götüreceksin, ara sıra alıştıracaksın. 10 yaşında gitmezse biraz sert davranacaksın. Böyle böyle yavaş yavaş oluyor bu işler. Hiç ilgilenmemiş 27 yaşında tam isyancı. Hocam bir dua et. Dua ile olmuyor arkadaş, duası bu. Benim de öyle keskin bir deni olsa hallederim de. Öyle kendimi adam ederim. Ama Allah'ın kanunu böyle. Ta oradan başlayacaksın. Babalar, analar, ağabeyler, kardeşler, hep görevimiz bizim bu. Sözümüzü geçeceklere münkeri dur diyeceğiz. Elimizden gelmediği zaman içimizden Allah bunu sevmiyor, Allah'ın yemine aykırı diyeceğiz. Bukhari, Tabarani, Abdullah Mesud radıyallahu anh'tan bihasbil mer'i mineşşerri en yuşara ileyhi bil asabi' fi dini fi dinin ev dünya illa men asamahullah. Evet. Adam şimdi konuşamıyoruz ki, sakal abiye dokunacak diye rahat rahat konuşamıyoruz. Ne diyelim? Allah'ın emirlerine aykırı işler. De adam meşhur olmuş. Memlekette zinayı o öncelik etmiş. Öyle bir kadın düşünün, öyle bir adam düşünün. Eşkıyalığın reisi, herkes o meşhur eşkıyadır. Bir numaralı, aha bu işte o. Meşhur herifleri soyan, yol kesen adam, meşhur adam bu diye işaret olunmak yeter diyor adama. Onun işi bitti. Öbür tarafta işi çok kötü. Öyle adamlar var ya, örnek. Nerede örnek? Kötülükte örnek. Kötülükte böyle, ama bu var ya, aman aman, bu böyle bir adamdır, buna karşı gelinmez. Kötülükte böyle parmakla gösteriliyor. Bunun işi bittik diyor. Öbür tarafta felaket. Böyle olmamak lazım. Böyle işaret edildi mi iş bitti arkadaş. İş bitti. Bu hani insan günah işler de, bir de günahta önder olup beşir olup, ha bu var ya işte senin bildiğin duyduğun adam bu diye halkın arasında kötülükte meşhur olup işaret edilmek diyor adamın diyor ahiretini yıkmaya yeter diyor peygamberimiz. Günah işlerseniz bir gizli olun, kimseye böyle örnek olmayın, bu konuda meşhur olmayın, duyulmasın iş, yani duyulmasın. Evet, günah işlemeyen insan Muhammed Mustafa olursan masum olursun, peygamber olursun, tamam da biz peygamber olamadığımıza göre hepimizin hataları var. Bari gizli yapın diyor, meşhur olmayın, herkes ha bu işte falan, bu işi başlatan bu dedirtmeyin. Yoksa işiniz bitiktir. Allah onu korursa hariç, yani peygamberler korudu, masumdurlar. Öyle. Evet efendim. Bi hasbi mir'in minel iman en yekulu radiyetu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil islami dinen. Evet. Şu sözler bir adamın mümin olmasına yeter. Ben Allah'ı Rab kabul ettim. Evet. Allah olduğuna, Rabbim olduğuna razı oldum. Radiyetu billahi Rabben.
La vahdehu la şerike le. Tektir, ortağı yoktur. Ve Muhammedin Resulü, Muhammed Mustafa Allah'ın Resulüdür. Ben buna razı oldum, kabul ettim. Ve bil İslami dinen, ve bil İslami dinen, Müslümanlığı da din olarak kabul ettim, ona razıyım. Dedin mi, müminsin, bunlar imanına yeter. Bunlar biliyorsunuz, öldükten sonra kabre koydular mı, biliyorsunuz kabir, yarı beli erkeklerin kadın göğsüne kadar çukur olur, ta dibinde kıble tarafı oyulur. İnsan oraya sağ tarafına böyle kıbleye dönecek şekilde yatırılır. Şimdi oydurmuyorlar orayı. Buna lahit denir. İslam kabri böyle olur. İstanbul'daki kabir kazanlar bunu yapmıyor. Haberiniz olsun. Yakınınız falan olursa oydurun orayı. Adam görevli her gün kabir kaza kaza bıkmış. Orayı oymadan hemen bir de zaten yarı beni kadar da kazmıyor. Azıcık kazıyor, kenarlarını yükseltiyor yaş toprağı. Kazdım diyor. Halbuki hile yapmıyor yani. Gördüğüm için söylüyorum. Onun için ben burada ölmek istemiyorum arkadaş. Ölürsem bile kalmak istemiyorum. Kabirler İslami usule uymuyor. Vatandaş da bilmediği için hemen örtüyorlar, kapatıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz Hazretleri Hendek Harbi'nde yaralanmış, sonra da vefat etmiş. Kabrini kazdırmış. Kıble tarafı oyuk değil. Bu demiş Yahudi kabri. Bizim kabrimiz kıble tarafı dibinde oyulur. İnsan oraya sağ tarafına yatırılır. Buna lahit derler. Oyun bakayım demiş. Ben de hadisleri size duyuruyorum. Burada yapmıyorlar, haberiniz olsun. Bilmiyorlar ki bunu. Ondan sonra üstünü örtüyorlar. Ondan diyorum, usule uymuyor diye. Siz haberiniz olsun, öyle yaptırın. Evet, şimdi orada, orayı örttünüz mü? Orada Kur'an okunuyor. Okunması lazım. Neden? Çünkü hiç bilmediğin, evvelce hiç görmediğin bir dünyaya gittin. İnancımıza göre hayat bitmiş değil. Ölünce her şey bitiyor. Dünya hayatı bitiyor. Ebedi hayat başlıyor. Başka dünyaya göz açıyoruz. Oraya gelenlerin ayak seslerini duyar diyor Peygamberimiz. Ölen adam kendini kabre indiren adamı bilir. Kim indirdi onu bilir. Yanında Kur'an okudular, onları bilir. Ayak seslerini bilir, konuştular, onu duyar. Ondan dolayı hoca geçiyor. Sen işte öldün ey falan. Sen radıyta billahi rabben, Allah'a Rab kabul ettin. Ve Muhammed'i nebiyyen ve resulü, Muhammed'i resul kabul ettin. İslam'ı din kabul ettin. Kur'an'ı kitap kabul ettin. Kur'an'ı kitap kabul ettin. Kabe'yi kıble yaptın. Ona razı oldun. Müslümanlar da kardeşim buna razı oldun. Eşhedü en la ilahe illallah diye. Şimdi melekler gelecek diye. O telkin bu demek. Duyar diyor Peygamberimiz. Yardımcı oluyoruz. Kopya veriyoruz. Şaşırıp da dili dolaşmasın diye. Kur'an okunuyor. Dua ediliyor. Hayır diyor. Faydası var onun. Ne zaman ziyaret etsen zaten o haber oluyor da sen duyamıyorsun. Oluyor bu işler. İşte orada da şimdiden radiyetu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen ve rasula desen Müslüman olduğuna yeter diyor. Tabi Peygamberimizin peygamberini kabul ettin mi onun getirdiklerinin hepsini kabul etmek lazım. Diğer imanın şartları da onun içinde olmuş oluyor. Evet, Peygamberimizin peygamberliğini kabul etmeyen adam Müslüman olamaz. Allah bir dese mümin değildir. Allah bir, Muhammed peygamberdir diyecek. Müslüman olmak için. Bugün imanın şartı bu. Efendim onu söylüyor. Allah'ı Rab kabul etmek, Muhammed Mustafa'yı peygamber kabul etmek diyor. İman için yeter, yeter. Çünkü peygamberimizi kabul edince hepsini kabul etmiş oluyor. Radiyetu billahi rabben ve bi Muhammedin nebiyyen ve rasula ve bil İslami dine. Evet. Müslüman olarak görülür. Müslüman muamelesi yapılır. Kanı, canı, malı her şeyi masum korunmuştur ve ona selam verilir. Müslüman muamelesi yapılır diğer şeylerde. Evet.
İman kalben tasdiktir. Kalben bir adam Allah bir, Muhammed Mustafa peygamber, İslam dinim dese kalben mümin olur. Ama ben o adamın Müslüman olduğunu nereden bileceğim? Nasıl selam vereceğim? Gavura selam verilmez çünkü. Bonjour denir, good morning denir. Ama selamun aleyküm denmez gavura. Çünkü ahirette de yerin cennet olsun demek, selam vermek. Gavurun yeri cehennem diyor Allah. Kur'an'da öyle. Allah'ın ayetine ters düşersin. Bonjour, bonjour. Eyvallah. Ama selam Müslümana verilir. Bunu nasıl bileceğim ben? Kalpleri, sırları Allah bilir. İşte o zaman arkadaş, ölüm tehlikesi yok, dayak tehlikesi yok. Müslüman mısın? Dut yemiş bülbül gibi Müslüman olmaz. Söylemesi lazım. Bir tehlike yok, bir şey yok. Bir daha söyleyeceğim. Müslüman mısın? İnşallah. Bu da Müslüman olmaz. İnşallah şüpheli şeyler yapılır. Yarın şuraya gittim inşallah. Tamam. Yarına çıkacaksın Allah biliyor. Gidebileceğin garanti değil ki inşallah. Ama Müslüman mısın? İnşallah Müslüman olmaz. Şüphen var lan. Elhamdülillah Müslümanım diyeceksin. Adam öldürecekler. O zaman tut demiş bülbül susabilirsin. Canın kurtarmak. Öyle bir şey yoksa inşallah sözü tehlikelidir. Haberiniz olsun. Ama bunlar hiç öğretilmiyor şimdi. Müslüman mısın? Mümin. İnşallah müminim. Yok kardeş. Orada inşallah gitmez arkadaş. Bunları bilmek lazım. Elhamdülillah Müslümanım, müminim. İşte bu kadar. Kesin konuşmamız lazım. Evet. İşte bu, şimdi bunları söyleyeceğiz. Kalben tasdik. Diğer insanlar Müslüman mı değil mi muamele yapabilmek için dilimizde söylemesi. İkrar bil lisan zait rükündür. Tehlike yok yani, söylemediği zaman gavur olur, Müslüman olmaz, onun için rükündür. Ama muamele yapabilmemiz için, olduğu için zait rükündür. Evet, dil ile ikrar, kalb ile tasdik, dil ile ikrar. Bunların esası kalb ile tasdiktir. İhtiyaç anında de dille söylemek gerekir. Evet. Evet. Peki. Cenab-ı Hak bizi kamil iman sahibi, Allah'ın bütün emirlerine teslim olmuş güzel salih Müslümanlardan eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rahmanir Rahim, Malik Yevmiddin, İyyake Na'budu ve İyyake Nestaîn. Müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke besmele ile beraber bismillah. Sadrak ve odana anke ve zekilleti en gazet alacak. On birer ihlas-ı şerif besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, Ayat-ı Kur'an'ı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, ehl-i beyt, el, ashab ve etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bir cümle ahirete irtihal eden mü'mine mü'minat, rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin ervah-ı kutsiyeliler beraber burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinin emeği geçenlerin bu aziz vatanın bizlere hediye için canlarını bezleden şühedanın, kuzatın hayır eserleri diken ashab-ı hayratın arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin tüm geçmişlerimizin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden bizleri muhafaza eyle. Şekten, şüpheden, kötü ahlaktan, evlat, mal, diğer hususlarda kötü durumlardan bizleri muhafaza eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Kalbimizde, gönlümüzde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm ümmet-i Muhammed'i hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle. Akıbetimizde hayr eyle ya Rab. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.